Köz Kazan yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizden gelen YKS ile ilgili bazı sorulara cevaplayacağız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden sizden gelen sorulara başlayalım. Şöyle bir telefonumu elime alayım bakalım. Burada özellikle herkesin ortak derdi olan çok soru gelen konuları seçmeye özen gösterdim arkadaşlar. Oradan cevaplar vereceğim. Şimdi birinci sorumuz, bunu herkes çok soruyor arkadaşlar. Türkçe netlerimi nasıl yükseltebilirim? Evet arkadaşlar, bu konu ciddi bir konu. Çünkü bu dönemlerde netlerin yükselmemesi normal. Gerek üzerinizdeki baskının birazcık artması, gerekse artık çalışmalar biraz dağınıktır. Bu dönemlerde toplanmaya başlar. Netler aslında bu dönemden sonra yavaş yavaş yükselir. Ama burada daha spesifiğe iniyoruz. Yani Türkçe branş üzerinden konuşuyoruz. Arkadaşlar, Türkçe branşında netlerimizi oluşturan 3 tane alan var. Bunlar hangisi? Paragraf soruları arkadaşlar. Bu alanın en büyük kısmı, yani %50'sine yakını. Geçmiş yıllarda bu alandan 22 tane soru geldi. Yaklaşık 11-12 tane soru, değişen oranlarda gelen dil bilgisi soruları var. Ve son olarak da anlam bilgisi soruları var arkadaşlar. Yani netlerimizin dağılımını buna göre bakmalıyız. Eğer sizin arkadaşlar soruları çözüyorsunuz, paragrafta bir sıkıntınız yok. Yani 22'de 22'ye yakın, 22'de 21, 22'de 20 gibi netleri paragrafta yapıyorsunuz. Ama dil bilgisi kısmınız eksik. Şimdi dil bilgisi kısmınız eksikse, yani yaklaşık 11-12 sorudan siz eğer 5 tanesini 6 tanesini yanlış yapıyorsanız, bu kısma ciddi bir konu çalışması ağırlığı vermeniz lazım. Yani şu an özellikle sömestra girdiğimiz dönem için konuşuyorum. Dil bilgisi konularını arkadaşlar çalışmaya başlamanız lazım. Ayrıca paragrafla ilgili de, diyelim ki sıkıntınız paragrafta, yani çözüyorsunuz ama yeteri kadar net çıkmıyor. Yani 22 soruda 15'ler çıkıyor, 14'ler çıkıyor veya daha altları çıkıyorsa, bu sefer ne yapmamız lazım? Geri dönüp bir bakacağız. Biz günlük rutin 20 tane paragrafımızı her gün çözüyor muyuz? Bununla ilgili bir sıkıntımız var mı? Eğer paragraf çözmemizde bir sıkıntı varsa, yani bunu hala rutine oluşturamamışsak, zaten bu çok büyük bir eksiklik. Bunu acilen rutine 20'ye, yapabiliyorsak 30'a 40'a mutlaka çıkartmamız lazım. Ama eğer sen bu Haziran'da YKS sınavına gireceksen, şu an 20'nin altında paragraf sorusu çözmemen lazım. Evet arkadaşlar, bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Yani Türkçe netleriniz eğer yükselmiyorsa, önce hatanın nereden kaynaklandığına bakalım. Yani paragraf sorularından mı, anlam bilgisi sorularından mı, dil bilgisi sorularından mı? Sonra da biz gerekli çalışmayı yaptık mı? Yani günlük rutin paragrafımızı çözüyor muyuz? Dil bilgisi konularımıza hakim miyiz? Nerelerde hata yapıyoruz? Bunları analiz edip bunların üstüne gideceğiz. Zaten bunları yaptıktan sonra emin olun netleriniz yükselecek. Şimdi gelelim diğer bir soruya arkadaşlar. Evet, 10. sınıfım, ortalamam 89 gibi bir soru geldi. Şimdi arkadaşlar, bu tip sorular çok geliyor aslında. Bu sadece bir soru değil. İşte 11. sınıfım, ortalamam şu, işte şu an ortalamam 65 yeterli mi? Ortalamam 90 yeterli mi? Yani bunların arkadaşlar bir sınırı yok. Yani ortalamanız 100 olmadıkça aslında yeterli değil. Yani yeterli cevabını verebileceğimiz tek ortalama 100'dür. Ama burada şuna bakmak lazım arkadaşlar. Siz bu ortalamayı, yani kafanızdaki yüksek seviyeye çıkmak için neler yaptınız? Yani siz bir çaba sarf ettiniz mi? Bu ortalama şu an sizin istediğiniz seviyede değil. Yani eğer birisi birine bu ortalama yeterli mi diye soruyorsa, emin olun ki o kişi kafasında kendi ortalamasını yeterli görmüyordur. Kendi ortalamanızı yeterli görmemenizin de en büyük sebebi kendinizin yeteri kadar çalıştığına inanmaması. Yani burada sorun aslında arkadaşlar sizin çalışma temponuzu biraz daha arttırmaz. Ha, gelelim şimdi burada diğer bir konu. Hocam, bazı okullarda işte yüksek not veriyorlar da işte çalışmadan da kişiler daha yüksek ortalamalar alabiliyorlar. Doğal olarak üniversite sınavında da bu bir haksızlık yaratmıyor mu? Bu konuya kesinlikle katılıyorum. Evet, bir haksızlık yaratıyor burada. Yani eğer bir kişi çalışmadan ortalaması daha yüksek gelebiliyorsa, bu konu ciddi bir şekilde bir haksızlıktır. Ama gelelim madalyonun diğer tarafına bakalım arkadaşlar. Bir kişi çalışmadan
çalışma ahlakı edinmeden, çalışma düzeni edinmeden sürekli yüksek not alıyorsa ve herkesin eşit yarıştığı, yani bir YKS sınavını baz alalım, bu sınava girdiyse, bu sınavda zaten bu kişinin, yani isterse okul notu 110 olsun, başarılı olması mümkün değil. Sonuçta bu eşit girdiğiniz sınavda çalışma alışkanlığı kazanmış arkadaşlarımız, bunlar daha fazla puan alacaktır. Bunlar daha fazla başarılı olacaktır. Yani çalışmayan bir arkadaşımız ne kadar yüksek puanı gelirse gelsin, onun notu düşük olacaktır. Bunun en büyük örneği de arkadaşlar, her yıl ülkede binlerce takdir çıkıyor. Binlerce takdir çıkıyor ama takdir alıp sınavdan sıfır çekenlerin sayısı kat kat daha fazla. Yani bu da bu konuya en büyük örnek olsun. Gelelim arkadaşlar, bu konuyu da hallettikten sonra başka bir soruya. Evet. Paragraf çözemiyorum, ne yapmam lazım? Evet arkadaşlar, bu konuda paragraf çözemiyorum, ne yapmak lazım sorusu birçok kez öğrencilerden duyduğumuz bir soru. Arkadaşlar burada önce şuna bir bakmamız lazım. Paragraf çözemiyorum mu, yoksa paragraf çözmüyorum mu? Yani bu ikisi arasında çok ciddi bir fark vardır. Yani sen şimdi önüne böyle paragraf kitabını almışsındır arkadaşım. Bu da bizim paragraf kitabımız, biliyorsunuzdur. Açtın, paragrafa baktın, çok uzun geliyor. Of, 20 soruluk test, 22 soruluk test, çok büyük geliyor. Okuyorsun okuyorsun, sanki o paragraf bitmiyormuş gibi başına başlıyorsun, sonu gelmiyor, sonuna geliyorsun, başını unutuyorsun. Yani bu şekil bir sorunla karşılaşıyorsan, bu buradaki sıkıntı arkadaşım tamamen senin isteyip istememenle alakalı. Eğer sen gerçekten başarılı olmak isteseydin, o paragrafın üstünden girer, altından çıkardın. Neden? Bu bahaneler arkadaşlar sizi bir başarıya, bir ileriye götürmeyecek. Bunlar hep bahane. Burada işte çözemiyorum, çok uzun geliyor, sıkılıyorum. Bunların hepsi bir bahane. Siz ne yapacaksınız? Bu bahanelerinizi bir kenara bırakıp, eğer bunların gerçekten kendiniz için bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, bunların üzerine gideceksiniz. Çünkü siz çözmek zorundasınız. Ne yapacağız? Paragraf sorumuz neydi? Paragraf çözemiyorum, ne yapmam lazım? Şimdi biz şey kısmını geçtik. Paragraf çözmek çözmeyenlerin kısmını geçtik. Yani senin aslında derdin paragraf çözemiyorum değil, paragraf çözmüyorum. Şimdi benim konum paragraf çözmüyorumla alakalı değil, paragraf çözemiyorumla alakalı. Sen başladın, 22 soruluk testi sonuna kadar getiriyorsun ama çok yanlışın çıkıyor. Yeniden çözüyorsun. Bir düzenli rutin olarak her gün 10 tane, 15 tane, 20 tane paragraf çözen öğrencisin. Yani günlük rutin 15-20 paragrafını çözen öğrencide de çok fazla yanlış çıkma ihtimali de düşüktür arkadaşlar. Ama biz yine bu düşük ihtimal üzerinden gidelim. Çözüyorsun, çözüyorsun ve yanlışların çok çıkıyor. O zaman buradaki sorun neydi biliyor musunuz arkadaşlar? En büyük eksiklik dikkat eksikliği. Yani sen paragrafa odaklanamıyorsun. Bu odaklanamamanın da en büyük sebebi arkadaşlar ekran bağımlılığı. Yani telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar, bununla geçirdiğin süre senin paragraf sorularındaki başarını düşürüyor. Emin ol, bu saydığım ürünlerle geçirdiğin vakti azalt, paragraf sorularında da başarın artacaktır. Arkadaşlar, ekran bağımlılığınızı azalttığınızda emin olun paragrafa bağlılığınız artacak. Böylece paragrafta kalmanız, dikkatiniz artacak ve paragraf sorularında başarınız daha da yükselecek. Bu konuda size verebileceğim en büyük tavsiye, ekran bağımlılığınızı kesinlikle azaltmanız ve düzenli paragraf sorusu çözmeye devam edin sınava kadar, yılmadan, bıkmadan. Emin olun paragraftaki netleriniz gittikçe artacaktır. Gelelim son soruya arkadaşlar. Son sorumuzda hemen şöyle bakalım. Evet, 11. sınıfım, TYT'ye yazın başlamam gerekiyor mu diye bir soru geldi. Arkadaşlar şimdi bu soruyu soran arkadaşımız YKS'ye girecek belli ki. Bu soruyu soran arkadaşlarım diyeyim, çünkü çok fazla var. O soran arkadaşım tek değil. Bu soruyu soran arkadaşım gibi olanlar. Eğer siz 12. sınıfın sonunda bir sınava gireceğiniz bilincine vardıysanız, yani bunu düşünüyorsanız, ders çalışmaya başlamak için daha ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Özellikle şu içinde bulunduğumuz semester 11. sınıflar için inanılmaz güzel bir başlangıç dönemidir. Nasıl başlamalıyım hocam? Hemen şimdi arkadaşlar, bu bizim mesela
temel matematiklerini şöyle biraz yeşil perdeden dolayı bulandı ama şöyle göstereyim. Mavi temel matematikte başlangıç seviye için uygun. Kendine bu kitap olur, bu kitabın benzerleri olur. Sınava yönelik böyle temel seviye kaynaklar edinmeye başla ve yavaş yavaş günlük programının içine 1 saat, 2 saat böyle arttırarak çalışma temponu yerleştirmeye başla. Ne kadar erken başlarsan emin ol o kadar önde olacaksın. Günlük rutin paragraflarını çözmeye başla. Zaten günlük paragraf çözümünü 10. sınıftan itibaren ben öneriyorum. Keşke bunu hep yapabilsek. Ayrıca arkadaşlar kitap okumalar. Bunlar da yani düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı edinin, kitap okuyun. Bunlar da emin olun size sınavda çok büyük katkı sağlayacaktır. Yani 11. sınıflar eğer sen sınava gireceğinin bilincindeysen arkadaşım bunu düşünüyorsan ne bekliyorsun? Hemen çalışmaya başla. Bunu düşündüğün an acaba ben yazın çalışmaya başlamalıyım mı? Düşündüğün an hemen planını yap, programını yap ve çalışmaya başla. Yazı bekleme. Ne kadar önce başlarsan o kadar ileride olacaksın. Arkadaşlar bugünlük cevapladığım sorular bu kadar. Bizlere sorularınızı iletmeye devam edebilirsiniz. Bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sorularınızı cevaplayacağım. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.